Volvox grubunda birlikte müzik yapan Özlem Tekin ve Şebnem Ferah ikilisi arasında ilk rock albümü yapan Özlem Tekin olmuştu. Hatırlıyorum, Özlem Tekin'in ilk albümü için o dönemlerde alternatif pop albümü yorumu yapılmıştı. Özlem Tekin'i başarılı buluyor musun? Özlem Tekin'i bir şarkıcı olarak kesinlikle çok başarılı buluyorum. Tabii işin öbür tarafında bir de bir repertuar var, sözler var, besteler var. O anlamda nasıl buluyorsun? O, yani ben Özlem'i yakın tanıdığım için, geçmişte beraber çalıştığım için Özlem'in istemediği ve kendi için uygun görmediği hiçbir şey yapmayacağını biliyorum. Dolayısıyla yaptığı her şeyi kendi doğru bulduğu için yapıyordur diyorum ve bundan daha fazlasını da söyleyemem çünkü hani kendi içinde ne hissettiğini ancak o bilir. Ama ben genel olarak baktığımda son derece başarılı buluyorum. Çünkü her şeyden önce iyi bir şarkıcı. Yani sadece bu bile benim için, saygı duymam için yeterli. Sen bir rock solistisin. İyi bir şarkıcısın. Magazinel anlamda hiçbir duruşa gerek yok sende. Çünkü magazinel duruş senin ekmeğine yağ sürmez. Sana müzikal katkıda, popülerliğine de katkıda bulunmaz. Ama kelimeler yetmez, kelimeler yetse albümünde yazmış olduğun sözler cidden sağlam sözler her zaman oldu. Aktüel magazinel boyutu bir noktada Şebnem Ferah'ı şarkıcı kimliğinin dışında başka bir yere de getirdi medyada. Bundan rahatsızlık duymuş muydun? Şimdi öyle bir noktaya getirdiğini düşünmüyorum. Getirmiş olsaydı ben hala onun izlerini yaşıyor olurdum. Oysa ki ben hala sadece şarkıcıyım. Yani sadece işimi yapıyorum. Onun dışında başka bir şeyle karşılaşmıyorum. Ama o dönem bu konunun basında söylediği şekilde yer aldığını ben de hatırlıyorum. O dönem benim iki seçeneğim vardı. Ya bu böyle bir şey oluşturabilir diye varsayımlardan yola çıkarak söylemek istediğim şeyleri kendi içimde dahi sansürleyerek, benim çok da sıcak bulmadığım bir yol seçerek şarkı sözü yazabilirdim. Çok gerçekçi bulmadığım bir şekilde. Ya da içimden ne geliyorsa yapıp bunun sonuçlarına katlanabilirdim. Ben ilk albümü çıkardığım ilk günden beri diyorum ki her zaman ve hala söylemeye gayret ediyorum. Söylüyorum da. Ben hep içimden geleni yapacağım, çalacağım, söyleyeceğim. Ve bunun sonuçlarına da olumlu ya da olumsuz adapte olmaya gayret edeceğim. O dönem yaşadıklarım, ben kendimce çok dürüst davrandığımı düşünüyorum. Kaldı ki magazinel bir kişilik sergilemek aslında başka türlü bir karakterdir. Yani ben öyle yaşayanlara karşı herhangi bir ön yargım ya da fikrim yok. Ama başka bir hayat ritmi o. Ben onun içine hiçbir zaman dahil olmadım. Yani bir albüm yaptım, onun içindeki sözler bir şekilde öyle bulundu ve üzerinde konuşuldu ama geçti gitti. İçine girdin küçük aydan deli, yeni ve büyük bir dünyamı sandın. İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın. En büyük şarkın hangisi? En büyük ne demek? Yani en başarılı mı ya da en... En büyük yani, en büyük, büyük, büyüktür yani. En sevdiğim şarkılar var. Yani benim bendeki etkisiyle insanların üzerindeki etkisi aynı olmayabilir. İlk albümümden sayarak geleyim o halde. O zaman önce ben sana en sevdiğim şarkını söyleyeyim mi? Bu aşk fazla sana. Onu söyleyecektim zaten. Bu aşk fazla sana. Bence senin kariyerin en güzel şarkısı. Teşekkür ederim. Sence hangisi? Ben her albümde farklı farklı olduğunu düşünüyorum. İlk albümde o ikisini sayabilirim. Yağmurlar ve Bu aşk fazla sana. Üçüncü albümde Sigara'nın özel bir şarkı çok olduğunu düşünüyorum. Çok güzel şarkı. Dördüncü albümde Dans Pisti diye bir şarkım var. Onun çok iyi bir şarkı olduğunu kimse düşünüyorum. Farkına varmadı. Arada sırada konserlere gelmelisin bence. Geldim ben. En son izledim seni. Yapma şimdi. Bu sezon seni izledim yani. Haksızlık etme bana. Hangisi daha güçlü diye beklemektense heyecanla attım kendimi dans pistine.
çıkış parçası. Ben şarkımı söylerken de iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. İçimde bir ateş yanıyor, bedenim dar gelir oldu. Ateşime ister körüklerle gel, ister suyla. Bu albümle ise ayırt etmekte henüz zorlanıyorum. Yani biraz zaman geçmesi gerekiyor üstünden ama zaten ben bir albümü uzun bir şarkı gibi düşünüyorum. Yani can kırıkları için büyük bir şarkı diyebiliriz. Can kırıkları gerçekten bugüne kadar beni en heyecanlandıran, başka bir yere koyduğum parçalardan biri. Kolay kolay bu albüm benim en iyi albümümdür bence demezdim. Bir şarkı sözü yazarı olarak Türk rock arenasına şöyle bir baktığımız zaman Şebnem Ferah'ın duruşunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani kalemin nasıl? Ben iyi bir şarkıcıyım, onu biliyorum ama şarkı sözüm buna benim ek olarak sürdürdüğüm bir şey yazmak. Dolayısıyla o benim çok iddialı konuşmayı, zaten herhangi bir alanda öyle konuşmayı sevmiyorum. Ama kendimi gerçekten geliştirmeye çalıştığım ve insanlara dinleyecekleri bir şey sunacaksam sıcak, her türlü duygularına eşlik edebileceğine inandığım, biraz kendi bakış açımı yansıtabileceğim şeyleri sunmayı ve bunu estetik bir dilde sunmayı seviyorum. Böyle bir özgürlüğüm olmasını seviyorum. Peki beğendiğin söz yazarları var mı kendi arenanda? Genel olarak müzik içerisinde var. Yani Türkiye'de üretilen müzikler içerisinde bir sürü insanın şarkı sözlerini beğeniyorum. Mazhar Alanson'un şarkı sözlerini çok beğeniyorum. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Sezen Aksu'nun şarkı sözlerini çok beğeniyorum. Çok güçlü ve derin olduğunu düşünüyorum. Perişanım şimdi, mutlu olurum. Mor ve Ötesi'nin şarkı sözlerinin gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kendi arenamdan örnek vermek gerekirse. Aşk içinde, yılan içinde. Teoman'ın şarkı sözlerini. Teoman'ın nasıl unuttum? Çok beğeniyorum. Gerçekten çok yetenekli bir söz yazarı olduğunu düşünüyorum. Gönül çelen, gönül çelen. Beğendiğin söz yazarlarının şarkılarını albümlerinde okumayı tercih eder misin? Edebilirim. Yani gerçekten elime aldığımda, daha doğrusu melodiyle bütünleşmesi beni ikna ederse, benim aslında şöyle bir yaklaşımım yok. Yani ben her şeyi kendim yapmalıyım. Her şeyi de kendim yapıp bitirmeliyim. Böyle bir şeye inandığım için kendim yapmıyorum sözlerimi. Ben yani İnandığım şeyi şarkı söylerken kim zaman çığlık kim zaman fısıldayarak söylemeyi daha doğru buluyorum. Dolayısıyla bu duyguyu bana bir şarkı sözü yaşatırsa neden olmasın? Peki en güzel hikayen ya da iki yabancı bunu sana yaşattı mı? İkisi de gerçekten çok severek, hatta onların arkasından filmi için söylediğim Gönül Çeyre'yi de çok severek söyledim. Müziği de hiç bana ait olmamasına rağmen bu üç şarkının müziğinde de benim bir payım yok. Bence de bir Teoman şarkısını albümünde okuman aslında fena da olmaz. Bilgilerde belki olur. Bitti, zor oldu ama bitti. Yapamadım benim başka bir kalbi. Neyin bildim ki derini, benimkini bileceksin. Bunu da tabii mahvedeceksin. Peki Türkiye coğrafyasında başarılısın. Güzel, hoş. Yetiyor mu sana? İsterdim ve isterdim ve istiyorum daha uluslararası, yani gerçekten uluslararası kimliğe sahip bir şarkıcı olmayı isterim. Olabilir misin? Bununla ilgili donanıma dair ve yeteneğe dair gereklilikleri barındırdığımı düşünüyorum. Ama aslında sen de gayet iyi biliyorsun ki bu sadece senin, yani şarkıcının kendisiyle ilgili bir şey değil. Ülkenin dünya endüstrisinin neresinde, hangi ayağında durduğuyla da çok